uzaklar, bilime çok kapalılar, kendi kafalarına göre iş yapıyorlar. Bir de rant sağlanamayacak şeyler, alanlar konusunda fazla ilgili değiller. Rant varsa, evet, ama bunlar halkın sağlığı, deprem vesaire, kaç bin kişinin öleceği, bunların hepsi onlar için gereksiz. Şimdi Japonya'nın batısında da biliyorsunuz Ishikawa eyaleti kıyısında 1,5 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 tane deprem meydana geldi. Yani görüntüleri izlediyseniz kaldırım taşları oynuyor yerinden. Böyle baya baya bir yükseliyor, tekrar yerine iniyor. Kimsenin burnu bile kanamadı ama. Türkiye'de de Japonya gibi büyük deprem geliyorsa herkesin hazır olması lazım dedi Moriwaki. Moriwaki dün akşam da bizim ana haber bültenimizde Murat Taylan'la sohbet etti. Yine çok değerli bilgiler verdi. Mesela oturdukları evin zemini iyi mi kötü mü diye baksınlar diyor. 2000'den önceki bina mı, sonrasında mı yapılan bina baksınlar diyor. Komple kötüyse, yaşadığın şartlar komple kötü. Evin berbat durumda fakat taşınabilecek durumun yok. Üstelik devlet de hiçbir şey yapmıyor kentsel dönüşüm adına. O zaman ne yapacaksın? Hayat üçgeninden bahsetmiş. Düdük, sıvı tipi çikolata mutlaka ve su yanınızda olsun. Bunları üçgene koyacaksınız. Sıvı çikolatalarda kalori vardır. İnsanın yaşaması için gereklidir. Ve en önemlisi su demiş. Düdükle sesimizi duyurmak için, ama enkazın altında 2 haftadan fazla kalırsanız o düdüğü bir yere vurarak ses çıkartmaya çalışın diyor. İçler acısı. Sene 2024. Bakar mısınız Japon bilim adamının bize verdiği öğütlere? Bu adamcağız Türkiye ile çok ilgili. Artık şartları öğrenmiş. Nelerin yapılamayacağını da görmüş. Düdükle diyor taşa vurursunuz en fazla. Maalesef halimiz bu. Sağlığa biraz bakalım mı? Bu MS hastalığı...